Murat abi dün yanılmıyorsam Steve Kerr basın toplantısında Draymond'a bir maddi ceza verildiğini, takımdan uzaklaştırılmayacağını söyledi. Yani maç kaçırmayacağını, antrenmana hatta dün itibariyle veya bugün itibariyle döneceğini ve sezon açılışında da forma giyeceğini söyledi. Bu süreçte farklı farklı konular oluştu. O yüzden hepsini sizden yorumlarınızı merak ediyorum. Hemen bir talipliler ortaya çıktı. Bunun içinde Lakers da var. Lakers, Dallas ve Miami ilk 3 sırada var. Lakers'a kendisinin de düşünebileceği veya isteyeceği gibi haberler de çıkmaya başladı. Golden State'in davranışını doğru buldunuz mu, bulmadınız mı? Yani bu cezadaki uyguladıkları süreç ve verilen ceza. Bir de tarihte siz NBA'in en önemli tarihçisisiniz ülkemizde. Tarihte bunun bir eşi benzeri var mı? Nereye koyuyorsunuz bunu? Vallahi Allah korudu. Evet. Hem Golden State'i hem de Draymond Green'i, zaten Jordan Poole'un ailesi yani legal dava açması için çok baskı yapıyor. O olursa zaten Golden State soyunma odasını bir arada tutmak Draymond Green içindeyken çok zorlaşır. Şimdi en son sorunla başlayayım. Ben defalarca seyrettim. Rudy Tomjanovich kör kalıyordu. Evet. Yani zaten NBA tarihinde The Punch olarak Kermit Washington'la Rudy Tomjanovich'e yani dönerek çaktı, ama bu da ileri giderek çakıyor ve hemen hemen aynı, yani şu kemik kırılabilir, tabii, şu kırılabilir, görme yani Allah, şimdi o öyle olsa zaten Golden State'in, şimdi harekete ceza verilir. Sonuca değil. Doğru. Tamam mı? Yani sen... Niyet ve hareket önemli. Burada 20 kere ateş ediyorsun birini öldürmek için. Hepsini ıska geçiyorsun. Biri bir tane atıyor, öldürüyor. O cinayet... Yani anlatabildim mi? Burada... Bir Raymond... Cinayete teşebbüs diğeri cinayet aslında. Bak. Draymond Green kötü bir gün geçiriyordum. Yani şimdi herkesin kötü günü var. Yani... Tabii canım. Sen kötü bir gün geçirdin diye bana yumruk mu atacaksın? O açıdan sağlıklı bir, benzer bir oyuncu da bulmak kolay değil. Onu da anlıyorum. İşte eğer Wiseman, yani belki biraz oyun tarzını değiştirebilir Wiseman'dan ve gençlerden beklenen adımın daha da iyisini hissederlerse. Ama benim şahsi görüşüm, yani Kermit Washington'ın hayatı kaydı, Rudy Tomjanovich'in hayatı kaydı profesyonel olarak. Sonra iki tane şampiyonluk kazandı koç olarak. Yani Jordan Poole'un yediği yumrukla o yumruk arasında çok çok büyük bir fark yok. Bence Warriors'ın soyunma odasını da Draymond Green'i de yani Allah korudu. Çünkü bayağı vuruyor. Hatta buradaki videoyu görenler dikkat etmişlerdir. İlginç konulardan biri, normalde bir kavga çıkacağını hisseden takım arkadaşları veya bir kavga çıkacağını beklerse hemen ayırmaya girer. Yani aman bir şey olmasın, büyümesin olay diye. Videoyu izlediğinizde Draymond Green usul usul yaklaşıyor. Evet bir atışma var, evet bir konuşuyorlar ama hiçbir başka bir oyuncu veya bir koç şu anda yumruk atacak Draymond şeyiyle, korkusuyla oraya hamle yapmıyor. Çünkü daha önce birçok kez tartışmışlar. Herkes devam ediyor ama yine bunlar konuşuyor gibi. Bir anda sıfırdan 100 kilometreye çıkıp Draymond olmayacak bir iş yapıyor. Ben açıkçası maddi cezanın verilmesini biraz yadırgadım. Şöyle yadırgadım. Göz boyama amaçlı olsa bile takım içerisinde tamam herkes konuştu, pool'da okey verilmesin olsa bile bunun kozmetik olarak dışarıya artık bu video sızdıktan sonra, sızmadan çünkü verebilirsiniz para cezasını. Çünkü kimse bunun şiddetini, durumu görmüyor. İş görselleştikten sonra farklılaşıyor. Kimse görmediği zaman herkes kafasında başka bir yumruk düşünüyor. Sizin düşündüğünüz yumrukla benimki veya herkesin düşündüğü bambaşka bir... Yani ben görünce çok şaşırdım, söyleyeyim sana. Evet, çok daha grafikleşiyor iş ve çok daha hakikaten şiddeti görüyorsunuz. O zaman da işin şekli değişiyor. Aslında her ne kadar böyle olmaması gerekse de iş sızdıktan sonra bambaşka bir seviyeye geliyor bu iş. O yüzden bu videonun cezasının sadece para cezası olması ister istemez genç oyuncularda Draymond her istediğini yapabilir. O zaman bu takımın abileri her istediğini yapabilir. Burası onların çiftliği düşüncesini körükler. Ağızlarından bu çıkmasa bile, yani yok ceza vermeyelim aman herkes hepimiz kardeşiz dese bile, sezon ilerledikçe
Bak zaten yumruk atıp ceza da almamıştı. Bak zaten yani insanın yapısı böyle düşünür. O yüzden de ne olursa olsun Golden State'in ceza vermesi gerektiğini düşünüyorum. %100. Hatta Allah korusun. Tam Cennet'in başına gelen Jordan Poole'un başına gelseydi NBA ceza vermeyecek miydi? Bence şu an yani iç işlerine karışmak gibi mi oluyor, ne oluyor bilmiyorum ama ya NBA için de çok kötü bir görüntü. Ya onu sokakta vursa tabii polis tutuklar ve hapis yatar. Yani antrenman bir şeyi değiştirmiyor ki adrenalin daha yüksek şu bu ama bunlar tabii profesyonel. Suç, benim şaşırdığım ikinci şey de bir anda bu kadar ilgi olması. Yumruğu gördükten sonra. Yani istediği kontrat belli. Bir düşüşte oldu belli ama yine de Golden State Warriors... Taliplerin bu kadar talip çıkması diyorsunuz. Çıkar mı tabii. Doncic, Jimmy Butler... İsteyenleri bir daha bir inceleyelim. Doncic'in durumu ne? Yanında bir... Yani kim olur biri olsun ya derdinde. Dallas'a yani belki de Golden State'den sonra en iyi uyacağı iki takım Dallas'la Miami. Evet abi. Kesin katılıyorum buna tabii ama ikisinin de problemi şu. Dallas'ta kadro derinliği yeteri kadar yok. Ana parça eksikliği var. Miami biraz önce konuştuk. Off season'ı transfer yapamadan ve de kan kaybederek geçirdi. Hayır, Dallas small ball oynamayı da seviyor. Tabii. Çok uyar ama yani Lakers da mesela kim gelirse gelsin bize gelsin durumunda şu anda. Lakers'da ne kadar başarılı olur hiç olamaz. Bilmiyorum sıfır, ama. Sıfır. En kötü bence Lakers. Ama Miami'de de şu şey var, o antrenmanların da geçtiği bir kulüp. Yani Butler'la kavga eder 3 gün sonra. Butler'la Green aynı kazanda. Dur ben podcast'imi yapacağım, bana yarım saat izin ver, olmaz yani. Pat Riley'nin takımı. Yani Dallas onun için en uygunu ama yani Dallas'ın kültüründe de Draymond Green gibi bir oyuncu var mı geçmişte? Miami'nin var. Yani Dallas'ta hatırlamıyorum. Alonzo Mourning bu kadar olmasa da korkulan bir oyuncuydu yani. Miami'de bir kere Draymond oraya giderse Haslam var. Sen ne yapıyorsun bir dakika? Düz yürümene dikkat et. Yürüyüşüne bir dikkat et. Onu, onu için tutuyorlar vallahi. Tabii kesinlikle. Yani bir tane roster spot orada bodyguard. Garanti. Garanti olarak. Ben Golden State hep örnek gösterilen ve benim de hep yönetimini çok beğendiğim bir kulüp. Burada açıkçası biraz yadırgadım. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Poole'un karakteri konusunda hep çok olgun deniyor. Çok bu konuyu en iyi şekilde idare ettiği söyleniyor. Ama sizin söylediğiniz gibi ağızdan çıkan şeyle davranış ve sezon içi yaşananlar çok farklı olabilir. Yani burada çünkü yani bunu şimdi bir yerde o Kareem Abdul-Jabbar'ın Kent Benson'a yumruğu var. Ama orada bayağı seyrettin mi sen onu? Bir de, ama orada Benson oyun içinde bir dirsek çakıyor, Kareem kıvrılıyor. Jordan'ın köre attığı yumruk da var. Onu da görmedik mesela. Ama onu görmedik. Onu görmedik ama bir de takımdaki dengeler de önemli. Jordan burada, Chicago'da, kör burada. O zaman zaten Jordan'ı takımdan uzaklaştırmak. Burada şimdi yükselen bir yıldız, Poole, kontrat istiyor. Gelecek olarak bakılıyor. Draymond düşüşte olan bir ana parça. Ve şu anda baktığınız zaman takımdaki değer açısından uzun vadede kimi seçeceği tartışılıyor Golden State'in. O yüzden bu yumruğun dengeler açısından, dengeleri bozmak açısından böyle bir tarafı da var. Yani takımdaki herhangi iki kişinin birbirine yumruk atması dışında bir de kontratın konuşulduğu, hangi oyuncunun daha önemli olduğunu konuşulduğu bir dönemde geliyor bu yumruk bir de. Vallahi biraz daha mutlaka düşünüyorlardır ama o genç ekip hepsi beklenen gibi çıkarsa takas gelir diyorsunuz. Yani Draymond'ı da bir yerde Klay Thompson'ı da yani Curry çünkü Klay Thompson'ın öbür yıl bitiyor. Curry'e dokunamazlar. Curry buradaki dokunulmaz olan hayır, Curry'e insan. Dokunamazlar ama Curry de itiraz ederse bu sefer ne yapıyorsunuz Splash Brothers'ı ayırıyorsunuz falan diye bu sefer de yönetim Curry'i karşısına alabilir. Tabii yani burada zaten Clay ve Draymond'un kariyer sonuna kadar Golden State'e kalma ihtimali çok düşük. En azından bir tanesi belki iki tanesinin de eğer gençler hakikaten çıkarsın. Beklenen gibi çıkarsın. Bakalım önümüzdeki günler Golden State'te neler getirecek veya o soyunma odası nasıl olacak? Bunu pürüzsüz bir şekilde atlatabilecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz ama
benim tahminim bu konuyu ilk son defa konuşmadığımız yönünde diyelim ve de Redeem Team'e geçelim.